39 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır belediyemizin Aydın'daki garajda işletmecilik yapıyorum. Tabii bu süreçte Mart 20'de dükkanımızı kapattık. Belediye başkanımız o zamanlar bizden kapattığımız sürece kira bedeli almadı. Yani o şefkatle bize uzattı yanı. Yani onun için ona minnettarız. Ondan sonra şu süreçte Haziran'dan sonra açtık. Şu anda da %50 indirim yapıldı ihalemizden sonra. Şu anda çalışıyoruz ama işler acısı çok önemli bir şey değil. Ama bugüne kadar belediye başkanı bizi tabii ki buradaki esnafı korudu. Tabii bu bir benim için değil yani. Burada bir sürü esnaf var. Onların da tabii ses oluyorum. Çünkü bize neyse onlara da o şey eşit şartlarda herkese tanınan bir hak. Onun için yani ne kadar teşekkür etsek azdır. Son yılların en kötüsünü, yani pandemiden önce de sıkıntı vardı. Pandemiden önce de sıkıntı yaşıyorduk burada biz. Yani pandemi girince daha kötüye gitti. O sırada sağ olsun belediye başkanı devreye girdi. En azından nefes aldık. Yani kapattığımız sürece kira almadı bizden. Yani o bizi daha da rahatlattı. Şunu söylüyorum, Özlem başkanımızın bize diyorum, yine diyorum, bize uzattığı o eli çok çok teşekkür ediyorum. Adana, Antep, Denizli. Otogar'da uzun yıllardır firma temsilciliği yapıyorum. Çok büyük kayıplar verdi bizlere. Aydın Büyükşehir Belediye'mizin büyük katkıları olduğu bu dönemlerde bize. Sağ olsunlar, esnafın arkasında durdular. Yardımcı oldular bizlere. Kira almadıkları dönem oldu. O pandeminin hızlı geçtiği, zorlu geçtiği dönemlerde bizlere yardımcı olmak için elinden geleni yaptılar. Yetkililer bizimle görüşerek, bizimle paylaşarak bir şeyleri çözmeye çalıştılar. Bu dönemde de gene başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkürlerimizi sunarız. %50 oranında kira indirimi yaparaktan bizleri mutlu etti. Otogar esnafı olarak herkes şu anda onun yaptığı bu jeste karşılık memnuniyetimizi dile getirdik. Bir can suyu bile vermesi bizi mutlu etti yani. Bu süreçte Özlem Çerçioğlu sadece arkamızda durduğu için minnettarız kendisine. ...26 seneden beri aynı yerde işletmecilik yapmaktayız. Mesleğimiz büfecilik, esnaf. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Büyük sıkıntılar derken bu sıkıntılarımıza küçük dokunuşlar olduğu zaman daha güzel oluyor. Yani bize de bir sahip çıkıldığı zaman, bizi düşünen birisinin olduğunu bildiğimiz zaman bizim de hoşumuza gidiyor mutlaka ki. Bütün tabii giderlerimiz aynı şekilde gidiyor. Her şekilde aynı giderlerimiz olmak zorunda. Hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Kendi çoluğumuza, çocuğumuza bakmak zorundayız. Şu anda alınabilecek en güzel haber bu. Yani bunu düşünen Özlem Çerçioğlu Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Başka bir yerlerden yani herhangi bir destek yok şu anda. Desteği olduğu gibi diğer sektörlere de desteği var yani. Biz bunu ulusal basından olsun, yerel basından takip ediyoruz. Köyümüze, kentimize gidip de bir insanı 3-5 çuval yemi kendi köy meydanında indirip de insanlara ulaştırması, sağlaması çok güzel. Bize böyle destek verdiği gibi daha zor olan sektörlerde çiftçiler olsun, üreticiler olsun, elinden gelince veya belediyenin bütün imkanlarını kullanarak onları bütün şekilde destek veriyor. Aydın İsmet Sezgin Parkı'nın işletmecisiyim. Biz bu pandemi döneminde Ekim ayının sonundan itibaren kapalıyız. Gelirlerimiz şu anda yok. Gelirlerimiz olmadığından dolayı da bankalar olan borçlarımız arttı, kredilerimiz arttı ve sıkıntı içindeyiz şu anda. Dün alınmış bir karar hemen hızlı bir şekilde tebliğ edildi, bize söylendi. Tabii bu bizim için mutluluk verici bir olay. Çünkü bu pandemi bir kara gün olayıdır. Yani insanlar iyi günde, kötü günde bir şeyler yaşarlar. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Özlem Hanım'ın bize bundan dolayı vermiş olduğu destekten dolayı çok mutluyuz. Yani kötü gün dostu olduğunu bize hissettirdi. Bizim yanımızda olduğunu hissettirdi. Ve sırtımızdan inanın ki çok büyük bir yük kalktı. Yani çünkü kiralarımız
durduruldu. Bizim için memnuniyet verici bir olay. Buralar ihaleli olduğu için mesela bu geçen süreyi bizim sözleşmemizin devamına uzattırdı. Bu da çok güzel ve doğru bir adımdı. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani karamsar bir tablo içindeyiz. Ama tabii belediyemizin bize vermiş olduğu bu destek bizim için çok önemliydi. Ve çok sevindirici bir olay oldu bizim için. Karagün dostumuz, ablamız, büyüğümüz Özlem Çerçioğlu. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu zamana kadar derman ve sosyal belediyecilik anlayışımız gereği vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin hep yanında olduk. Bilindiği üzere pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen esnaflarımız oldu. Dün de Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi olarak iş yerleri kapalı olan esnaflarımızdan hiç kira almama, iş yerleri açık olan esnaflarımızdan da kiralarında %50 indirim yapma kararı aldık. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yine esnafımızın, çiftçimizin, vatandaşımızın yanında olacağız.